Merhaba tatlışlarım, yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Normalde ben bu mukbang videosunu dün akşam çekecektim. Kendimi iyi hissetmedim. Retrodan mıdır nedir diye de hatta paylaşım yaptım. Dedim ki vur kafaya yat, dinlen Tuğçe. Yarın sabah bir kahvaltı mukbang yaparsın hem bu bahaneyle dedim. Ve kahvaltı mukbangla karşınızdayım. Uzun zamandır kahvaltı yapmamıştım, ne yalan söyleyeyim. İF yöntemine uyuyorum ya. İF yönteminde ben daha çok geceleri ayakta olduğum için bu saatlerde full açım. Artık bugün sizin için de biraz değişiklik yapmış oldum sisteminde. Yanıma da güzel bir çay demledim. Hem uzun zamandır benden kahvaltı mukbang isteyenleriniz var. Yüzümün kusuruna bakmayın, daha yeni uyandım. Hemen şundan başlayacağım çünkü çok iç açıcı görünüyor. Kavga ediyorlar. Normalde tabii ki kahvaltı yaparken poğaçaları, börekleri dahil etmiyorum. Sadece şu kısım dahil. Peynir, zeytin, yumurta, söğüş. Belki bir dilim ekmek dahil ediyorum. Ama işte dediğim gibi kahvaltı yapmıyorum. Yani direkt akşam yemeğiyle başladığım için özlemişim de. Burada da şöyle kocaman bir su böreği var. Allah affetsin. Bugün ikilemde kaldım nasıl bir video çekmeliyim diye. Çünkü benden geçenlerde çok istediğiniz bir video vardı. Sanırım MasterChef'te çikolata eğitimi verilmiş. Bunu izleyip yorumlar mısın şeklinde bir talep de DM'den çok geldi. Tabii ki demiştim. Bir de Mansumlar Apartmanı. O çikolata bölümünü de izledim. Evet, yorumlanacak bazı şeyler var elbette, yok değil. Aslında bunu Instagram'dan sizlere sorayım dedim ama saatin geç olduğunu fark edince artık dedim neyse. Sonra dedim ki hali hazırda Masumlar Apartmanı'nı yeni izlemişken, taze tazeyken bence bununla ilgili konuş. Öncelikle Masumlar Apartmanı'nı kaçıncı bölümdeyim biliyor musunuz? 5. Nasıl izliyorum derseniz sizden aldığım taktiklerle YouTube'dan, hatta 1.75 yapıyordum. Baktım hani hiç çok hızlı gidiyor. Bazı şeyleri anlamıyorum. 1.50'de izliyorum. Hızlandırıp izliyorum. O halde bile bir saati geçkin sürüyor. Değişik bir hikayesi var. Beni birazcık çekmiş olmasa 5 bölüme kadar izleyemezdim açıkçası. Evet, çoğunuzun bahsettiği gibi bazı bölümler çok uzatılmış. Özellikle bu aşk sahneleri. İnci ile bu çocuğun ismi neydi? Onun arasındaki şey çok tabii ki uzuyor. Haliyle reytingler çok önemli biliyorsunuz. Ama onun dışındaki diğer sahneler heyecanlı geçiyor. O da tabii ki Safiye karakteri yüzünden. Heyecanlı geçmesinin yanında bir de ben gerildiğimi fark ettim gerçekten. Hani kişilik olarak verdiği tepkiler, yaptığı şeyler beni aşırı derecede gerdi. Kendi kendime böyle dişlerimi falan sıktım yani. Bir şeyi böyle 50 defa yıkaması, pardon 4. Sonra onu unutup düşürmesinin bile olay olması falan. Ah dedim ah. Böyle bir insanla gerçekten yaşanmaz. Çok zor. Ben bir dönemde ciddi anlamda titizdim. Ama böyle değilim asla. Yani takıntı halinde elini yıkayan, takıntı halinde işte kendini böyle çok ciddi anlamda keseleyen böyle biri değildim. Sadece etraf dağınık olmasın istiyordum. Etraf dağınık olduğunda o dağınık olan şey beni çok rahatsız ediyordu. Ciddi anlamda beynimi yoruyordu ve çok sinirleniyordum ona. Sinirleniyordum yani, bu gerçek bir şey. Hatta mutfakta bulaşık tezgahı doluysa sinirleniyordum. Banyo ve tuvaletin asla kirli olmasına tahammül edemiyordum. Yani her seferinde yıkıyordum. Banyo tuvalet konusunda aşabilmiş değilim açıkçası. Ama diğer konularda rahatladım yani, kendimi rahatlattım, daha da üstesinden geldim. Şimdi mutfak bulaşık kaynıyor, geriliyorum ama yapmıyorum mesela. Bu benim için bir kademe atlamış olmak oldu. Bir dönem
ev temizlemeden dışarı çıkmıyordum falan. Asla ev kirli olmayacak. İşte her şey düzenli olacak. Bazen Mislina'nın yaptığı şeyler bile bana batıyordu falan, böyle dağınık davranması. Dedim ki aman Allah'ım, Safiye gibi olsam kim bilir ne olurmuş. Gerçekten ömrünü temizlik için heba edermişim. De çok şükür hani çok sıkıntılı bir durumda ya da konumda değildim. Atlattım da şimdi kediler olduktan sonra özellikle bu bana biraz daha şey geldi. Dedim ki bu ne ya? İşe gideceksin, işten önce temizlik, uykundan kalkıyorsun, bütün her şeyine fedakarlık yapıyorsun, temizlik, işten geliyorsun, dinleneceksin, dinleneceğin yere temizlik. Bu ne ya dedim. Ben de insanım, benim de canım var. Orada bayağı, şimdi de bayağı bir rahatım. Bayağı hem de. Uf, tabii ki beni geriyor. Mesela mama yiyor kediler, mamanın kenarlarını muhakkak düşürüyorlar. Onu orada gördükçe gerildiğimi fark ediyorum ama hemen kalkıp temizliğim şeyine girmiyorum. Aa, temizlenir diyorum. Hatta öyle bir boyutlardı ki bir ara, tabii ki bu iş yeriyle de alakalıydı bende. İşletme sahibi olunca haliyle evdeki bu tarz kirlilikler ya da danlıklıklar idare edilir de iş yerindeki mümkün değil. O yüzden iş yerinde hiçbir şekilde hata ve kusur olmaması gerekiyor. Özellikle giden sunumlarda, tuvaletlerde bence. İş yerinde herkesin shift'i vardı. İşte tuvalet kontrolü yaparlardı. Bir de ben kontrolünü yapardım. Kontrol yaparken de her seferinde ben de temizlerdim. Yani öyle bir boyutlardı. Herkes temizliyor. Aslında benim hiç böyle bir şey yapmaya ihtiyacım yok. Ama içim rahat etmiyor. Sanki ben gibi yapamıyorlarmış gibi geliyor. Bir de ben girip ben temizliyordum muhakkak gün içerisinde. Belki 2-3 defa. O kadar işimin arasında. Siz düşünün. Hatta bu tarz insanlara TLC'de programlar vardı bir ara. Çok titizler. Bir de çöpçüler. Onları böyle bir araya getirtip böyle değişik şeyler yapıyorlardı. Gerçi bunu Türkiye'de de uyarladılar değil mi? Bu dizide beni uzunluğu dışında rahatsız eden bir şey olmadı. Sinema filmi gibi mübarek. Yani 2,5 saat, 2 saat, 50 dakika olan var. Bölüm bölüm değişiyor. Bayağı bir vakit alıyor. Peki nasıl izledin derseniz, ben ki böyle bir şeye vakit ayıramayan biriyim, üretim yaparken izledim, biliyor musunuz? Yani hem iş yapıyorum, üretim yapıyorum, hem de bir yandan dizi izliyorum. Hızlandırılmış tabii. 1,5 hızda izliyorum YouTube'dan. Yoksa yani oturup böyle hadi dizi izleyeyim, 3 saatimi ayırayım gibi bir lükse sahip değilim. Öyle de olunca üretim yaparken de böyle çerez gibi gitti yani. Hani normalde üretim yaparken daha farklı şeyler izliyorum ya da kulağımı vermek için daha farklı şeyler dinliyorum. Fena değildi. Burada da psikolojik problemleri olan ama tedaviye gitse bile kabul etmeyen, onun için herhangi bir faydası olmamış bir kişiden bahsediyoruz. Safiye karakterinden. Gerçi ailede 4 kardeşler, 4'ünde de problemler var. Ama ana kaynak annesi yüzünden Safiye ve Safiye dolayısıyla diğer kardeşler. Aslında Kırmızı Oda'yla benzerliği elbette var. Şu açıdan var, psikolojik açıdan. Çocukluğunda bu tarz kötü muamelere kalmış bir bireyin şimdiki hayatında neler yaptığını, aynı hareketleri tekrarladığını da burada gösteriyor. Ama buradaki tek sıkıntı Safiye'nin kesinlikle tedaviyi kabul etmemesi ya da gitmek istememesi. Daha önce gitmiş galiba ama pek bir işe yaramamış gibi görünüyor. Ben daha 5. bölümdeyim. İlerleyen zamanlarda nasıl olacak bilmiyorum. Aslında Safiye gibi insanlardan etrafımızda çok daha fazla var. Belki de o yüzden ben diziyi izleyebildim. Çok da ajitasyon yapılmıyor. O yüzden de izlemiş olabilirim. Bu kadar bölüm çok sıkılmadan. Dizi film izleyen, bunun için çok ciddi vakitler ayıran biri değilim. Netflix'te bile bir dizi uzunsa izlemeyi tercih etmiyorum açıkçası. Aynı zamanda yarım saat, 45 dakika falan oluyor. Çerez gibi gidiyor gerçekten oradaki diziler. Televizyon senelerce izlememiş biri olarak haliyle
2,5 saatlik, 3 saatlik dizileri yadırgamam kadar normal bir şey yok. Normalde Netflix'te bile ben bu kadar vakit geçirmiyorum. Netflix'te neredeyse bir sezon 5-6 bölümlük bir dizi, burada Türk televizyonlarında bir tane dizinin süresine eşit. O yüzden gözümde büyüyor. Senelerde böyle uzun bir diziye de alışkın olmadığım için bana garip geliyor. Ben en son bıraktığımda bu kadar da uzun değildi sanki ya. 2,5-3 saat değildi diziler yani. Daha kısaydı. Yani bu süreleri yadırgamam kadar normal bir şey yok arkadaşlar. Hanın altından neler çıkacak gerçekten merak ediyorum açıkçası. İnci ne zaman anlayacak ya da nasıl tepkiler verecek bilmiyorum. Ufak ufak sezmede değil aslında. Aslında söylenecek çok şey var. Buradan Kırmızı Oda'ya bağlayayım. Kırmızı Oda videomun altındaki çemkirenlere bir cevap vereyim isterdim ama vaktimiz çok uzadı. O yüzden bunu başka bir videoya saklıyorum. Yoksa çok güzel hazırlıklar yapmıştı. Ama maalesef şu an bile yarım saat olmuş durumda. Hem bu videoda daha da çok uzamış olmasın, tadında kalsın. Bir de yumurta istemiştim. Yumurtayı unutmuşum. Hemen onu da yiyeyim. Protein lazım. Ay, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni gözleriyle burada rahatsız eden birileri var. Yumurta seviyor da yumurtanın kokusunu almıştır muhtemel. Onun için de açtım yumurta. Onun yumurtası içeride. Hoş oldu böyle bir video. Fresh fresh. Güzel kahvaltımı da yaptım sizlerle. Bir cumartesi sabahı. Bu arada makaron çekilişi için son günümüz. Pazar günü akşam YouTube kanalımın topluluk kısmında ve Instagram'dan takip ediyorsanız Instagram'da story olarak paylaşacağım kimlerin kazandığını. Aman takip edin. Mochi videosunda uyardıktan sonra mochi kazananları direkt bana ulaştı. Aşırı sevindim. Hiç yorulmadık. Çok güzel oldu. Umarım makaron için de öyle olur. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi, aynı zamanda beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın tatlışlarım. Bir dahaki videoda görüşürüz.